Ben yapamayacağım. Sen götür. Kadar sevmediğini biliyorum. Ama ne olur. Bunu ablan için yap. Her zaman biz hayatında olamayacağız. Arkanı toparlayamayacağız. Irmak, Allah korusun hapislerde çürürüz. Ne olur. Ablama iyi bak, tamam mı? Merak etme. Biraz cesaret edin. Biraz cesaret edin. Hoş geldiniz Irmak Hanım. Doktor Bey içeride sizi bekliyor. Görüşürüz. Yani ne yaptım sana? Evimizi açtık ya. Başka ne yaptık lan? Evimi açtım lan. Ne yaptım başka? Ne yaptım? Hedefe geldik. Hadi be kardeşim be. Hadi be artık gir içeri de bir devril artık ya. O var senin, bu var benim. Gideyim ben de bir uyuyayım değil mi? Uyuyayım yani. Deniz. Deniz yapma Allah aşkına. Ben çok küçüğüm. Affet beni. Affet. Irmak Hanım, buyurun. Eğer bir şeye ihtiyacınız olursa şuradaki zile basabilirsiniz. Hemşire Hanım'ın odası hemen yan tarafta. Şimdi bugün güzelce dinlenin, yarın tekrar görüşeceğiz. İyi geceler. Konuşacağız. Her gün belli saatlerde bu odada konuşacağız. Tamam. Neden burada olduğunuzu öğrenebilir miyim? Vallahi ya polise gideceksin ya buraya geleceksin dediler. Ben de burayı tercih ettim. Yataklar daha rahat. Polise gitmenizi gerektiren durumu biraz anlatır mısınız? Siz nasıl olsa biliyorsunuz. Evet, ben biliyorum ama sizin bilip bilmediğinizi öğrenmek istiyorum. Beni bir ev yakmakla suçluyorlar. Suçluyorlar dediğinize göre yakmadınız, öyle mi? Irmak Hanım'la ilgili diğer doktor arkadaşlarla ortak teşhisimiz antisosyal kişilik bozukluğu. Yani diğer bir adıyla sosyopati. Ya tam olarak nasıl bir hastalık bu?
Yani bir de bu teşhise hani nasıl vardınız? Teşhis için gereken kriterlerin çoğu maalesef Irmak Hanım'da mevcut. Bunlar ne? Ne bunlar? Sosyal kurallara uymamak. Yani yalan söylemek, takma isimler kullanmak. Şahsi menfaati için ya da sadece zevk için diğer insanları kandırmak. Kendisinin veya başkalarının emniyetine yönelik umursamazlık. Başkalarına zarar verme isteği. Kötü davranma konularında kesin bir merhametsizlik. Genelde bu tarz hastalar kanunla başlarını ciddi belaya sokarak büyük hapis cezaları alırlar. Irmak Hanım'ın bu durumunu fark ederek bize getirmeniz çok büyük bir şans. Çok ağır sonuçları olabilirdi. Nasıl oldu ya? Bu kız bu hale nasıl geldi ya? Biyolojik ve genetik faktörler de etkili tabii ki. Ama kimi tezlere göre aşırı baskıcı ve cezalandırıcı aile ortamı. Ya da çocuğun ilk 5 yılda maruz kaldığı anne mahrumiyeti. Tutarsız ebeveyn davranışları ve çeşitli çevre faktörleri. İyileşir mi ya? Bunun hapı mapı yok mu? Maalesef çok ciddi gelişmeler yok tedavi sürecinde. Ama bu süreçte hastayı beladan uzak tutmak, kendisini ve çevresindekilere zarar vermesini önlemek mümkün. Ne var lan vilayetin ne var? Müsaitiniz işte, açmıyoruz telefonu, ne var? Abi Moskov Recep burada. Hani bir durum var burada. Adı polis arıyor adamı. Evinin ne Recep'in ne senin ne Ali. Abi ne yapayım şimdi? Hal böyle yani, ne yapayım? Yollayayım mı adamı? Salma lan, tamam geliyorum ben. Şahsi menfaati için ya da sadece zevk için diğer insanları kandırmak. Kendisinin veya başkalarının emniyetine yönelik umursamazlık. Başkalarına zarar verme isteği. Kötü davranma konularında kesin bir merhametsizlik. Genelde bu tarz hastalar kanunla başlarını ciddi belaya sokarak büyük hapis cezaları alırlar. Of, güzel Allah'ım. Ağlama artık Allah aşkına ya. Benim biraz işim var. Her akşam gelirim. Tamam, sen işinden kalma. Ben zaten çıkınca yatacağım. Akşamdan çok uykusuz. Deniz Hanım sana emanet. Sabahtan beri hiçbir şey yemedi. Tamam efendim, merak etmeyin siz. Görüşürüz. Ben iyiyim. Beni Deniz iyileştirdi. Ben tamamım. Ama bu ırmak cadısı iyileşmezse Deniz gibi olmayacak. Bir çare bulmam lazım. Bir çare bulmam lazım. Ben iyileştiğime göre Allah'ım inşallah ırmak da iyileşir. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.